Bayanlar, baylar, oyun severler, yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Valheim'de uzun zamandır uğraştığımız evimizi sonunda bitirdik. Böyle kocaman bir bahçe, büyük bir 3 katlı kocaman da bir ev yaptık. Şimdi gezintiye ilk olarak içeriden başlayalım. Şuradan mı başlayalım? Ha. Tamam, okey. Şimdi buradan yukarıdan bir girişimiz var ama buna bir çare bulacağız. Daha güzel bir giriş yapacağız. Anladım, bu Şimdi geçici. bu şekilde bir liman yaptık. Hedefimiz buraya sokmaktı ama şu yelken biraz büyük olunca buraya sokamadık. Biz de kapıda bıraktık. Gemimizi bu şekilde yaptık. Bir gemi daha yapacağız. Aldım. Gemiden çık, gemiden. Buradan çıkalım. Şimdi evin bu şekilde. Şurada bir liman. Şurada bir oturağımız var. Şöyle bir limanın manzarası. Eşliğinde. Ondan sonra şuraya bir küçük bir oda yaptık. Burayı yıkmışlar. Pro saldırısı orada, kimdir onu tanıdım. Şuraya yatak odası tarzı bir yer yaptık. Evimiz yok mu? Kömür olsaydı şunun üstüne yazıyorlar. Neyse onu daha sonra yaparız. Bu şekilde buralarda da şöyle sandık yerleri işte kütük, odun, tohum gibi isimlerini koyarak buraya yaptık. Bu her şu küçük yerlerde de buralarda da bir sürü her bölümde birer tane sandık. Aynı şekilde burada da var bir sandık. Burada da küçük böyle bir hayatın sorgulama odası. Yalnızlık odası yaptık. Böyle küçük bir kütükte. Süslemelere devam edeceğiz. Açılan süslemeleri yaptık. Açılanların hepsini yaptık. Sonra bir üst kat yaptık. Şu şekilde. Böyle bir ikinci kat. Üçüncü kat oluyor gerçi burası. Şurada portallarımızı şuraya koyduk işte. Dağa giden. B'ye giden ama bu dağ niye çalışmıyor? Çalışıyor. Ben de çalışıyor. Bak sen de şeyle Aa kaldın. ben de akta kalmışım. Ha, şimdi açıldı. Tamam. Aynen Bu bak. şekilde portalımızı yaptık. Burada da şöyle bir küçük bir oturmak için. Böyle küçük bir manzara. Peki buraları ne için Yani değerlendireceğiz? Peki onu. buralara işte bir şeyler koyacağız. İşte portalları daha fazla arttıracağız portalları. Portallar yaptırırız. Burayı portal odası yaparız. Sonra en son olarak üst katta şöyle bir teras yaptık. Terasımız henüz daha tam olarak bitmedi. Bir de videoya girmeden önce bir troll saldırısına uğradık. Biraz da troller yıktı. İşte burada şöyle güzel bir masa. Burada toplantılarımızı, savaşa gitmeden önceki planları yapılacak bir oda. Teras eşliğinde gün batımını izleme. Burada da aynı şekilde oturaklarımız. Işıklandırmaları bu şekilde. Daha da büyük ışıklandırmalar yapacağız. Şu an bizde açılanlar bu şekilde. Biz ikinci boss'tayız. Atebe'yi kestik. Üçüncü boss'a gideceğiz. Ama ondan önce yapılacak tabii ki de madenciliktir. Kazma işlemleri falan filan. Daha yolumuz uzun. Ondan sonra bu şekilde bitiyor. Şurada şöyle küçük hazinelerimiz var. Koyduğumuz işte altınlarımız. Şuraya bir yemek şeyi yaptık ama şimdi dışarı çıktığımızda göstereceğim. Biz ilk başta buraya bir yemek sandığı yaptık ama. Ya bir de şurası var. Şöyle bir merdiven altını değerlendirdik. Kiler yaptık. Küçük bir hazine. Küçük bir halde ama giriş çıkışı biraz Bu sıkıntı. altta kullanmadığımız bir oda var. Burayı da işte açmadıkça değerlendireceğiz. Bak burası da Yeni bir yıkılmış. saldırı olmuş kanka. Aynen. Buraya bir sandık yani daha fazla sandık lazım olacak bir günden buraya bir sandık odası, bir hazine odası yapılabilir. Tekrardan. Şöyle bir koridorumuz var. Uzun uzun. Bu şekilde giden bir koridor var. Buraları tabi hep kazdık. Tepe görüşünde yapacağız. Şuradan şöyle bir açılan bir yer var. Şurada da gözetleme binası. İşte yaş tam bu tarafı sol taraf bitmedi ama şurada şöyle bir tane yer yaptık. Önünü kapattık. Bunu bir tık daha yükseltebiliriz. Şöyle yukarıdan bakabiliriz yani görüş açısından. Bakılabilir. Biraz daha yükseltilip daha da güzel bir kule yapılabilir. Şuradan bir hafif bir yükselsek okları avlarız zaten. Aynen yani şuraya da bir tane yapılabilir. Tam buradan. Burayı yükseltme araya.
Burada böyle bir bahçemiz var. Buradan çıkalım. Şuraya gelmişken, ha, yukarıdan göstereceğiz. Şuradan bir bahçeye açılan bir oda, bir kapı. Burası işte tarlamız. Ekim biçim işleri. Havuç ekili şu anda. Havuçlarımızı Ne durumda? ektik. Sağlıklı Şu an yani. sağlık daha olmamış. Ondan sonra bu şekilde bir patika, bir yol. Burada ballar var. Bu şekilde. Olmuş ballarımız. Buraya arı kovanlarını koyduk bu şekilde. Böyle bir tezgah. Köyün ortasında iki tane ateş var. Ateşin başında da kola çekirdek banklarımız. Oturmalık. Yani burada işte diğer kapı da buradan geliyor. Şu kapı. Bu şekilde bir kapımız var. Patika yollar işte aynı o yola, böyle yollara devam ediyor. Şimdi bir atölye var. Atölyeyi buraya yaptık, dışarıya. Bir içeri girip çıkması biraz şey oluyordu. İçeri koştum, bir daha geçer. Şimdi dışarıda daha rahat, direkt atölyeyi burayı kurdum. Atölyemiz burada. Burada madenden aldığımız işte eşyaları buraya topluyoruz. Ocaklarımız burada. İki tane ocağımız var. Burada yine bir ateş. Ateş başı. Yine etrafı dolu oturaklarla. Ve burada yemek alanı. İşte ocağımız var. İşte bir masa koyduk. Nostalji olsun diye. Böyle bir yemek alanımız var. Yemeğin işte bu dumanı eve doğru gidiyor. Yukarıdan ısıtma. Eve yukarıdan ısıtma verdik kış günleri için. Ev bu şekildeydi. Burada işte o dediğim, az önce yemek alanı dediğimiz yeri buraya taşıdık. Yemeklerimiz burada. Tabi bu süre zarfında bunları yaparken işte gittik, dağa gittik, işte bir yerlere gittik. Pişmiş kurt etimiz var, işte iki tane kurt etimiz vardı. Kurt eti aldık, kurt öldürdük falan. Bu şekilde evimizin içi ve dizaynını böyle yaptık. Tamamıyla kendi özgün şeyimizle. Şöyle bir de dışarıdan bakalım. Köye giriş buradan. Yola tabii tuzaklar kurduk. Şöyle bir genişten alalım. Yani köyümüz bu şekilde. Uzaktan bakışı. Buradan bakışı böyle. Çıkabilir miyim? Çıktım. Evet, köy gayet büyük. Arkadaş kımıldama. Senin gibi küçük domuzcuk. Biz mesela domuz çiftliği de yapmadık. Domuz çiftliği yapabiliriz. Onlar bu şeyler bittikten sonra yaparız ya zaten yani tam zevkine varacağımız zaman öyle şeyleri şey yaparız biliriz doğru şuydu buydu. Aynen. Ben de bunu koşuyorum da doğru. Köyümüz bu şekilde. Biz etrafını tabii ki de kazdık. Hep su işte, gördüğünüz gibi. Öteki tarafı da. Arka tarafa bak. Öteki tarafa da gidelim. Burayı böyle komple kazdık. Kazdık ama hala yetmiyor. Troller hala aralara falan girebiliyor. Şurayı biraz daha kazabiliriz diye düşünüyorum. Kazsak da gelir ya. Taş devrine geçtiğimiz zaman ancak o bizi kurtarır ya. Şey Aynen. kurtarmaz yani. Taraftan da, deniz tarafından da görüş bu şekilde. Evin dışarıdan görünüşü biraz yıkık dökük gözüküyor olabilir. Ama işte evin tam olarak bitmedi, ama bahçe kısmı çok güzel oldu. O yüzden videoyu çekelim. Son Köyünü komple böyle dağıldı. Hep yani kazdık biz. Bakın orada eski evin olduğu yeri bıraktık. Yani ilk videolarda bakarsanız eski evin nerede olduğunu bu kadar kazdık yani bak. aynen. Şu kazılı suyun olduğu bölüm, şu ve evin kurulduğu bölüm komple kazıldı. Yani tabii bunu yaparken şey, God modu kullanmadık, Odin modunu. Biz o ağaçları da zaten hızlandırmış bir şekilde, bunların zaten en başta görüntülerini göreceksiniz. God modunu kullanmadık. Biz kendimiz uğraştık, topladık. İki buçuk kişi yaptık diyelim. Şey İki kişiyle yaklaşık 2 hafta sürdü değil mi? sürdü sürdü. 2 hafta uğraştık ya. Yani. Ne, ama tabii Yani yemek yapalım dedik. O yüzden yoksa evet. yapabiliriz yani.
Ya kanalda GUT moduyla yaptığım evler var. Tasarımlar olacak daha fazla işte, daha hızlı bir şekilde. Yani farklı farklı evler yapacağım. İşte kule yapacağım, bilmem ne, değişik değişik tasarımları deneyeceğiz. Onlar da olacak ama bu kendi isteğimiz, işte oyunun devam ettiği. O sadece usta moduydu. O karakter zaten usta. Videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Ayrı bir karakter. Onun hiçbir özelliği yok. Sadece usta mimar yani. Ama bu bizim işte beraber oynadığımız oyun olduğu için burada Odin modunu kullanmadık. O yüzden biraz uzun sürdü. Bir de sürekli oynamadık. Öyle bir durum da var. Yani Aynen. her gün girip 4-5 saat oynamadık. Farklı oyunlar da oynadık. Sadece Valheim çekmiyoruz. Diğer videolarımızda da aşağıdan kanala gidip görebilirsiniz. Ondan sonra bu şekilde. Emin saldırı olmayan tarafları mesela çok güzel duruyor. Bu taraftan çok güzel gözüküyor mesela. Evet, bu taraftan hiç saldırı yemedik. Aynen, diğer taraftan saldırı olduğu için. Bir de o köşeden az önce videodan önce bir ogre saldırısı, dev saldırısı yedik. O Önümüzü yüzden çok oldu biraz. kırmışlar yani, baksana. Aynen. Her Oralar tarafı falan kırdılar. atıyorlar falan. Şuradaki duman da şey, orada ateş yaktık. Hemen üst katı yatak odası olduğu için alttan ateş olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Ateş olmadı mı uyuyamıyorsunuz. Eskisi gibi değil. Oyunun ilk çıktığı zamanlar gece olduğunda o kadar çok baskın olmuyordu. Yaratıklar falan çok gelmiyordu. Rahat rahat odun kesebiliyorduk bilmem ne. Ama artık gece olduğu zaman yaratıklar artıyor. Ve bir tık güçlendirmişler galiba. O yüzden. Şeyler ne kadar çok şey yapmaya başladıkça daha çok şey geliyor, mesela düşman geliyor. Evet, ilk oynadığımızda kırmızı bölge işte tehlike alanı olduğunda domuz domuz saldırıyordu saçma sapan. Şu an dev saldırıyor. Büyük ihtimal bir sonrakinde ejderler gelecek diye düşünüyorum. Şu sen gel, sen bu sen de buradan bak. Buradan da bak, güzel bir aç var. Buradan çıkabilir miyim acaba? Ne yapalım? Çıkarsın çıkarsın. İşte bakın, buralar hep kazıldı şöyle. Böyle. Şöyle şu hizadaydı. Burada bir ekran görüntüsü aldım. Ya güzeldi. Ama işte şuralar falan saldırı bile istediğimiz gibi olmadı ya. Biz aslında şu gemiyi planladığımızda sağ diye düşündük. Sığmadı. Daha büyük de yaptığımız zaman bu evi ayakta tutmak biraz çok zor. Bunun için de bayağı uğraştık yani, ayakta tutmak için. Evet. Bayağı bir mücadele verdik. Çünkü şu an 4 katlı yani. Ve yarısı alt kat, iki tanesinin yarısının boş olduğunu düşün. Böyle yapalım. Yani bir sonra yani yine biz bir daha ev yaparız diye düşünüyorum ya, bu ilk evimiz. Tabii canım. Yani Büyük bir ihtimal başka ovada falan da ev yapılır. ovadakinden ziyade, hani bu şimdi geliştirme tarafından gelmiş, hani ev geliştirme falan, yeni kapılardan, onları yaptığımızda tabii daha uygun bir ev olurdu. Evet. Evet, onları da yaparız. Ben buradan baktığımızda çok güzel bahçe dizaynı, işte evin şeyi falan güzel yani. Aynen. Bahçemiz zaten çok güzel oldu ya. Bahçe ve ayrı güzel oldu. Bahçeyi düzleştirmek için de bayağı uğraştık. Bazı kısımların videoları yok. Kayıtla yok. Mesela bahçeyi düzlediğimiz zaman şey yok, onu pek göremeyeceksiniz. Süslemeler de yok. Odun toplarken, evim temelini atarken, başlarken bir videolarımız var. Odun stoklarımızın olduğu videolar da var. Toplayıp getirdiğimiz, hani hile olmadığını kanıtlamak amaçlı. Videonun sonuna gelelim bu şekilde. Bu şekildeydi. Bundan sonrası bir kamera şey açısıyla da bir son bir tuş yaparız ve bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda, bir sonraki Valheim videosunda, bir sonraki Farming Manager, artık hangi videoya denk gelirseniz bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum atmayı, kanalımızı beğenmeyi, kanalın linkinden gidip Aguer kanalını da görebilirsiniz. Önerilenler de var. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.